Camia TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 15 Aralık 2020 ben Ferhan Kösoğlu. Yine gündemimiz oldukça yoğun. Almanya aşının ne zaman başlayacağını tartışıyor. Bununla ilgili bugün kulislere yansıyan önemli bir gelişme var. Birazdan sizinle paylaşacağız. Almanya yarın kepenk kapatıyor. Peki esnaf bu konuda ne düşünüyor? Detaylara bakacağız. Maalesef Avrupa'da camilere saldırılar durmuyor. Hollanda'da Ayasofya Camii de saldırganların hedefi olduğu son gelişmeleri aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 73 milyon 193 bini geçti. Virüs nedeniyle 1 milyon 627 bin 977 kişi de hayatını kaybetti. Maalesef sayılar her geçen gün artmaya devam ediyor. Avrupa'da Covid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunan İtalya'da da ürkütücü bir açıklama geldi. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü Başkanı ülkede 2020 yılında hayatını kaybedenlerin sayısının 700 bini aşacağını belirterek bu endişe verici bir değer çünkü İtalya'da en son 2. Dünya Savaşı'nın ortasında böyle bir şey olmuştu ifadelerini kullandı. Avrupa'da virüsün hızla yayıldığı ülkelerin başında gelen Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği rakamlara göre son 24 saat içinde 500 kişi de hayatını kaybetti son bir gün içinde ölenlerle birlikte can kaybı 22.475'e yükseldi. Günlük korona vaka sayısı ise 14.432 olarak açıklandı. Böylece toplam korona vaka sayısı 1.351.510 olarak kayıtlara geçti. Almanya'da son günlerde aşı konusunda da yükselen tepkiler var. Almanya merkezli Biontech firmasının geliştirdiği aşının uygulamasına Amerika, Kanada ve İngiltere'de Almanya'dan daha önce başlanmış olması eleştirilere yol açıyor. Son olarak bugün aşı ile ilgili önemli bir gelişme gerçekleşti. Artan tepkiler sonrası Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer'la BioNTech tarafından geliştirilen aşının onay sürecini öne çektiği bildirildi. Ajansın daha önce 29 Aralık'ta vereceği iddia edilen onayı 21 Aralık'ta vereceği kulislere yansıdı bugün. Almanya'da bu onay sonrası 23 Aralık'ta aşılamanın başlayabileceği duyuruldu. Evet, bugünün sıcak gelişmesinin detayları neler? Şimdi onu getiriyoruz ekranlarınıza. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn 2021 sonbaharı öncesinde vatandaşların yarısından fazlasının aşılanmış olabileceğini belirtti hedeflerinin 24 Aralık'ta başlayan Noel öncesinde aşı izninin çıkması ve aşılamalara bu yıl içinde başlanması olduğunu kaydeden Şpan, şu anki hesaplamalara göre önümüzdeki yıl yaz sonu itibariyle Almanya'da nüfusun %60'ının aşılanabileceği kadar miktarda dozun tedarik edilebileceğini söyledi. Biontech ve Pfizer geliştirdikleri aşı için Avrupa'da aşı iznini vermekle yetkili Avrupa İlaç Ajansına başvuruda bulunmuştu. Almanya medyasında yer alan bilgilere göre Avrupa İlaç Ajansının 21 Aralık'ta aşıya izin vereceği dile getirildi. Böyle bir durumda aşılamanın 23 Aralık'ta Almanya'da başlaması bekleniyor. Almanya merkezli BioNTech firmasının geliştirdiği aşının uygulanmasına ABD, Kanada ve İngiltere'de Almanya'dan daha önce başlamış olmasıysa eleştirilere yol açıyor. Almanya'da muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin sağlık politikaları sözcüsü Christine Aschenberg Duknus, Almanya'da geliştirilen bir aşının ancak Ocak ayında izin alıp uygulanmaya başlanması olacak iş değil diye konuştu. Alman Hastaneler Birliği ise acil durumlarda aşılamaların mümkün olması için özel izin çıkarılmasını talep etti. Sağlık Bakanı Spahn acil durum özel iznine sıcak bakmadığını her fırsatta dile getirmişti. Şipan aşı izninin hızlı bir şekilde çıkmasını kendilerinin de istediklerini ancak en başından beri Avrupa düzleminde hareket edilmesi kararı alındığını belirtti. Almanya'da hayat yarın büyük oranda duracak. Yarından itibaren başlayacak sıkı karantina önlemleri 10 Ocak'a kadar devam edecek. Tabi önlemlerden esnaf da olumsuz etkilenecek. Mart ve Nisan aylarında yaşanan birinci dalgadan sonra yeniden kepekler kapanacak. Restoranlar da sadece gel al şeklinde hizmet verebilecek. Öte yandan karantina haberi özellikle berberlerde birkaç gündür yoğun kuyrukların oluşmasına neden oluyor. Öyle ki randevu bulmak bile oldukça zorlaştı. Camia TV muhabiri İskender Güngör Almanya'da yarın başlayacak karantina öncesi sokağa indi esnafla görüştü. Esnaf karantina hakkında ne düşünüyor? Bu süreçten işleri nasıl etkilendi detaylar haberimizde. Almanya'da uygulanan mevcut kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi federal hükümeti ve eyalet yönetimlerini harekete geçirdi. Almanya'da federal hükümet ve eyaletler önlemlerin sertleştirilmesi konusunda uzlaştı. Ülkede 16 Aralık'tan itibaren sıkılaştırılmış koronavirüs önlemleri devreye giriyor. Yarın aralarında berberlerin de bulunduğu birçok dükkan sak kapanacak. Sıkı kısıtlamaların günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla marketler, pastaneler, eczaneler gibi insanların günlük ihtiyaçlarını giderebileceği yerler açık olmaya devam edecek. Restoranlarsa sadece paket servisi için açık olacak. Nasıl tek temennimiz o? Müşterileri özledim. Evet canım işimizi özledim, müşterileri özledim. Şimdi o işsiziz. Kazanç yok, bir şey yok. Çoluk çocuk evde perişan. Peki çalışan sayısı azaldı mı burada? Yok ki çalışan sayısı. Üç kişiyiz sayılır. Önceden kaç kişiydiniz? 35 kişiydik. Her şeyi makinele hazırlıyoruz abi. Nar gibi kızarmış mübarek. Şöyle, şöyle güzel bir dönem hizmet edin abi. Karşık sana... Ve 20 yılın bu sıkıfta geçti. Yarın kapalı mısınız efendim sizler? Biz kapalı değiliz ama bütün cadde kapalı. Müşterileriniz azalma oldu mu? Müşterilerde yüzde seksen azalma oldu ve biz müşterilerimizi çok özledik. Çünkü içeriye giremiyorlar, aile gelemiyor. Sadece dışarıda acil işi olanlar paket alıp gidiyor. Hayat durdu yani Almanya'da şu anda hayat durdu. İnsanlar çok zor durumda kaldı, çok mağdur olanlar oldu. Hani İş yerlerinin kapanması, insanların çoğu işsiz Hani bir an önce dizilir iş Berberlerin 10 Ocağı kadar kapatılacak olmasıysa, berberlerde büyük yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Evet, e, yani haberlerde çıktığı gibi e, e, önümüzdeki ayın 10'una kadar e, şu an öyle görünüyor. Her taraf kapanıyor. Ama e, daha sonra da uzattırırlar diye düşünüyorum. Şu an e, sadece 10'una kadar diyorlar da ama bunu uzatar uzatacaklar Bu üç gündür bayağı yoğunuz. Ee, geçen ay fazla bir yoğunluk yoktu. Millet gelmiyordu ama bu son günlerde yerler kapanacak şey. diye haberler çıktıktan sonra e, bayağı her tarafta yoğunluk oldu. Bu da tabii ki bize de yansıdı. Almanya'da Başbakan Merkel'le eyaletlerin başbakanları Almanya'da 16 Aralık'tan itibaren sıkılaştırılmış koronavirüs önlemlerinin devreye girmesi üzerinde uzlaşmıştı. Yarın yürürlüğe girecek önlemlerle ülkede kurumsal hayatın büyük ölçüde sınırlandırılması öngörülüyor. Avrupa'nın bir bölümü karantinaya girerken bir bölümü ise karantina sonrası adımları tartışıyor. Hollanda'da da yeni tip koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarının artması nedeniyle bugünden itibaren 19 Ocak 2021'e kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildi. Okullar, tüm pazar ve mağazalar 19 Ocak'a kadar kapalı kalacak. 30 Ekim'den beri sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da ise bugün farklı bir heyecan vardı. Vatandaşlar haftalar sonra bugün ilk kez sabah 6 ile akşam 20 arası özgürce dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. İzliyoruz. Hollanda, yeni tip koronavirüs salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle bugünden itibaren 19 Ocak 2021'e kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurdu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ulusa sesleniş konuşmasında okullarla tüm pazar ve mağazaların 19 Ocak'a kadar kapatıldığını açıkladı. Açıklanan tedbirlere göre temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonlarıyla dövmeciler, sinema, müze, hayvanat bahçesi ve kütüphaneler kapatılacak. Cami, kilise, sinagog gibi ibadethanelerde bir buçuk metre mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek. Noel tatili dolayısıyla ailelerin bir araya gelmemesi için hanelerde en fazla iki misafire izin verilecek. Okullar 16 Aralık'tan itibaren kapatılacak ve eğitim 19 Ocak'a kadar uzaktan devam edecek. Kapatılan işletmelere devlet yardımı yapılacağı aktarılırken işverenlerden çalışanlarına mümkün olduğu kadar uzaktan çalışma imkanı sağlanması istendi. Öte yandan Avrupa'da ikinci dalgada ilk karantina tedbirlerini uygulayan Fransa'da karantina önlemleri bugünden itibaren yumuşatılıyor. Fransa'da bugünden itibaren sabah 6 ile akşam 20 arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Akşam 20 ile sabah 6 arasında ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecek. Fransa'da 30 Ekim'den beri sıkı karantina tedbirleri uygulanıyordu. Maalesef dünkü yayınımızda da söylemiştik. Avrupa'da camilere hedef alan saldırılar sürüyor. Hollanda Milli Görüş Federasyonu'na bağlı olan Amsterdam Ayasofya Camii'ne saldırıda bulunuldu. Pazartesi akşamı 20.30-21 arası meydana gelen saldırıda saldırgan kaldırım taşıyla caminin camını kırdı. 13 Aralık'ta da Hollanda Diyanet Vakfı Ulu Camii İslamofobik saldırının hedefi olmuştu. Ülkede son dönemlerde artan saldırılar sebebiyle Müslümanların güvenlik endişeleri de artıyor. Camia TV muhabiri Ali Andal bugün olay yerindeydi. Şimdi Ayasofya Camii'ni hedef alan çirkin saldırının detaylarını getiriyoruz ekranlarınıza. Hollanda'da artan cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan ve Milli Görüş Federasyonu'na bağlı olan Ayasofya Camisi'ne saldırıda bulunuldu. Saldırı 14 Aralık Pazartesi akşamı 20.30-21 sularında meydana geldi. Camiye yönelik kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Camide maddi hasar oluştu. Ayasofya Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Cırık saldırıyı Camia TV mikrofonlarına anlattı. Gördüğünüz gibi ilk denemeyi buraya yapıyor. E, taş tepiyor, e, kıramıyor ve yerden taşı alarak e, ikinci camımıza geliyor. E, buraya vuruyor ve gördüğünüz gibi burayı bayağı bir e, kırıyor. Oradan taşı tekrar alarak bu Gördüğünüz camımıza vuruyor. Burada bayağı bir uğraşıyor. Geriye çekiliyor, yerden taş alıyor. Birinci de burada da başarısı oluyor. İki, üçüncü denemesinde de bayağı o büyük taşla vuruyor. Ve o üçüncü denemede taş zaten içeri düşüyor. Taş içeri düştükten sonra da kaçıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu Başkanı Mustafa Hamurcu'da son dönemlerde artan saldırılar sebebiyle Müslümanlar olarak güvenlikten endişe etmekteyiz. Yetkililerin ibadet hanelerimizle ilgili ekstra güvenlik tedbirleri almalarını bekliyoruz dedi. Saldırı sonrası Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ve Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Din Hizmetleri Müşavirliği Haluk Sorgun, Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Mesut Koç da Ayasofya Camii'sini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Gerekli soruşturmanın yapılması için cami saldırısının ardından emniyet güçlerine haber verildi. Hollanda'da son dönemlerde artan saldırılar da endişe verici. Son 3 günde Utrecht şehrinde kilise ve sinagoga da saldırılmıştı. Hollanda Diyanet Vakfı Ulu Cami 13 Aralık'ta İslamofobik saldırının hedefi olmuştu. Yok daha henüz görüntüleri vermedim. İşte saat 19.35'te eee Randevu polis. Şey Merve El Şerbini ismi bilemiyorum Avrupa'daki Müslümanların ne kadarı için bir şey ifade ediyor. Ancak Merve Müslüman karşıtı ırkçılığın en acı kurbanlarından biri. Diresten'deki bir oyun parkında 3 yaşındaki oğlu Mustafa'nın binmesi için salıncağı işgal eden kişiden izin istemiş, hakaret ve küfürlere maruz kalmıştı. Bunun üzerine başlayan hukuki süreçte Merve 1 Temmuz 2009'da şahit olarak davet edildiği Diresten Eyalet Mahkemesi'nde Eşinin ve 3 yaşındaki oğlu Mustafa'nın gözlerinin önünde 18 kere bıçaklanarak öldürülmüştü. Şimdi Merve El Şerbi'nin ismi Dresden Eyalet Mahkemesi'nin önünde bulunan parkta yaşayacak. Almanya'nın Dresden şehrinde 2009 yılında Dresden Eyalet Mahkemesi'nde İslam karşıtı bir kişinin saldırısı sonrası hayatını kaybeden Merve El Şerbi'nin ismi mahkemenin önündeki parka verilecek. Sol Parti, Yeşiller ve SPD'nin 2019 yılında ortaklaşa yaptığı müracaat neticesinde bu yılın Temmuz ayında isim değişikliği talebi kabul edilmişti. Buna göre parkın yeni ismi Marva El Şerbini Park olacak. SPD Partisi'nin belediye meclis üyesi Julia Natasha Hertel, isim değişikliğinin 2021 yılının birinci veya ikinci çeyreğinde yapılacağını düşündüğünü söyledi. Marva El-Şerbini, 2009 yılında Çocuk Parkı'nda ırkçı hakarete maruz kaldığı olayın mahkemeye aksettirilmesi sonrası şahit olarak davet edildiği Dresden Eyalet Mahkemesi'nde eşinin ve 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde 18 kere bıçaklanarak öldürülmüştü. Maalesef Merve Erşerbin olayı ne Avrupa'da ilk ırkçı saldırıydı ne de son olacak. Umuyoruz siyasiler oy uğruna bu tarz ırkçılığın artmasına müsaade etmezler ve bu tarz saldırılar artık yaşanmadan önlenebilir. Geçiyoruz Avusturya'ya. Avusturya'da Covid-19 vakalarının tespitinde hızlı sonuç veren antijen testini 13 Aralık'ta tamamladı. Aşağı Avusturya eyaletinin 12 ve 13 Aralık'ta yaptığı kitle testlerine... Viyana İslam Federasyonu Bat Föslau Şubesi destek verdi. Avusturya, COVID-19 vakalarının tespitinde hızlı sonuç veren antijen testini 13 Aralık'ta tamamladı. Aşağı Avusturya eyaletinde 12 ve 13 Aralık olmak üzere halka 2 gün boyunca ücretsiz test yaptırma imkanı sunuldu farklı şehir merkezlerinde kurulan test istasyonları belediyeler tarafından vatandaşlara mektup yoluyla bildirildi. 6 yaşından büyük herkesin test yaptırabileceğini açıklayan belediyeler, mektupta belirtilen test saati uyumadığı takdirde test kaydı için açılan bir web sitesi üzerinden yeni randevu alınabileceği de bildirildi. Özel uygulamalarla halkın belediyeye bağlı yerlerdeki COVID-19 gelişmelerini takip etmesi kolaylaştırıldı. Aşağı Avusturya eyaletinin 12 ve 13 Aralık'ta yaptığı kitle testlerine Viyana İslam Federasyonu Bad Şubesi destek verdi. Viyana İslam Federasyonu Bad Şube Başkanı Yakup Geçgel, belediyemizin bu hizmetine biz de katkı sağlamak istedik. Bu nedenle şube olarak cemaatimize korona kitle testlerini desteklediğimizi duyurduk ve Bad Vözdağ'da biz de yardım ettik dedi. Viyana İslam Federasyonu Teşkilatı olarak bugün bulunduğumuz belediyede kitlesel korona testi yapıldı. Batı Sağ Cemiyeti olarak bizler de iki gün boyunca e, yardımda bulunduk. 5000'in üzerinde testi yapıldı. Bu 5000'in testinin üzerinde de hamdolsun hepsi negatif çıktı. Ümidimiz bu pandemiyi en güzel bir şekilde atlatır. Tekrar normal hayatımıza kavuşuruz. Bu haberle bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Yarın 17.30'da camia TV ekranlarında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.